Evet hanımlar, boyunluk örmeye başladık. Çocuklar için boyunluk örüyoruz demiştik. Bunun için 7 milim şiş kullandım ben. Şöyle göstereyim. İpim orta kalınlıkta zaten. Aynı zamanda da toplamda 55 ilmek attım ben. Bunun için 2 ters 1 düz olarak boyunluğumun alt kısmını tamamladım. Ve toplamda 6 sıra kadar ördüm. Sizler bunu fazlalaştırabilir ya da azaltabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Ben 6 sıra olarak tamamladım. Dediğim gibi 2 ters, 1 düz olarak aldım. Şimdi devam ediyorum. Bundan sonra boyunluğumu haroşa örgüyle tamamlayacağım. Şöyle ilkini örmeden alıyorum. Daha sonrakilerimi düz olarak tamamlayacağım. Tamamını düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Kolay ve pratik bir model zaten. Hem de çok şık bir model. Zorlanmadan yapabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle örgüye yeni başlayanlar için. Sıra sonuma yaklaştım. İlmeklerin dediğim gibi tamamını düz olarak alıp sıramı tamamladım. Aynı şekilde arka sıraya geçiyorum. Arka sıramı da tamamen düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi modelim oluşmaya başladı zaten. Evet, sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi modelim ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ben bu şekilde haroşa modelinden toplamda 12 santim olacak kadar örelim. Dediğim gibi bu kısmı dahil etmeyin. Haroşa modelim 12 santim olacak kadar örelim. Ben de örüp geliyorum. Evet, ben örgümü tamamladım. Şimdi artık alt taraftaki gibi boyunluğumuzun üstüne de
Bu şekilde iki ters bir düz olarak yine 6 sıra olarak örmemiz gerekiyor. Ben haroşa örgülerimi bu şekilde tamamladım. İlk örgümü örmeden alıyorum. Sonrasında ikisini ters, birini düz olarak örüyorum. İki ters, yine bir düz. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. İki ters, bir düz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi arka sıraya geçiyorum yine. İlkini örmeden aldım. Burada ters gördüğümü ters, yine aynı alttaki gibi düz gördüklerimi de düz olarak alıyorum. Ters geldi. Düzlerimi de alıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum. Alttaki yaptığımız gibi toplamda 6 sıra olarak örüp gelelim. Evet arkadaşlar. Ben dediğim gibi üst sıramı da 6 sıra olarak tamamladım. Şimdi boyunluğumun artık kesmesini yapıyorum. Ben bu kadarını yaptım. Burayı size göstermek için ayırdım. Şu şekilde ikisini bir alıyorsunuz. Aldığımız yeri tekrar milimize geçiriyoruz. Bu şekilde kesmiş oluyoruz. Bu şekilde tamamladıktan sonra artık dikmeye başlayacağız boyunluğumuzu. Bir tane düğüm atıyorum ki sağlam olsun diye. Şekilde ipimi de sıkıyorum. Buradan da belli bir pay bırakıyorum ki dikiş atabileyim. Kopardım ipimi. Şekilde sıkıyorum açılmasın diye. Şimdi
Şurası ön tarafımız olacağı için arka kısmını şu şekilde dikeceğim. Uçlarını birbirine denk getirerek dikersek daha düzgün olur. Ucundan iğnemi tam ucuna denk gelecek şekilde geçiriyorum. Şu şekilde ayarlıyorum ki düzgün olsun. Buradan artık dikerek aşağıya doğru geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi boyunluğumuzu tamamladık. Hem çok kolay hem çok şık çocuklarımız için güzel bir boyunluk oldu. Şöyle göstereyim yakından. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli örmeler dilerim.